Doğrusal çoğaltmada iki yönlü çoğaltmayı göreceğiz şimdi. Yani hem şu tarafa doğru hem de ileriye doğru çoğaltmayı göreceğiz. Ama bunun için şuradaki deliği kapatmak istiyorum. Bunun çizimine geldim ve bunu seçip merkez çizgisi yapayım ki orada delik açmasın. Böylelikle bu püf noktayı da görmüş oluruz. Şimdi diyorum ki şurada bir tane delik olsun. Şöyle bir delik çapı 10 milim olsun. Ve bunu biraz da şöyle taşıyayım dursun. Okey. Deliyorum bunu. 5 mm deldim. Ve buna da bir renk vereyim. Kırmızı olsun. Tamam. Şimdi gelelim. Tam ışığını yine kapatayım. Her seferinde bunu yapmaktan da bıktım. Hani kalıcı olarak ayarlamaya eriniyoruz ya. Cezasını çekiyoruz. Neyse. Doğrusal çoğaltma. Şimdi diyorum ki bakın ilk yönüm şu yönde. Tamam mı? Burada çoğalacak. Kaç tane çoğalsın ve ne çoğalsın? Diyorum ki unsur şu. Yani delik bu. 10-15 mm aralıklarla. Önemli değil, tamam. 5 tane çoğalsın. Güzel. Hiç komuttan çıkmadan bir de keşke şu tarafa doğru yapabilseydim. Değil mi? O yüzden bu durumda yön 2'yi seçiyorum. Ve yön 2'nin de çoğaltılmak istenilen kenarı burası. Ok yönü ileri doğru. Burası önemli. Ok yönünüz arkaya bakarsa değerleri girseniz dahi size ön izleme vermez. Çünkü arkada boşta kalacak. Yani kesecek ve çoğaltılacak bir gövde bulamayacağı için onaylar komutu ama çoğaltma işlemi yapmaz. Bundan da diyorum ki yine 15 mm aralıklarla bana 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane çoğaltma yapsın. Güzel. Onayladım. Ve bu %100 parametriktir. Yani parametrik ne demek? Bakın mesela şuradan şuraya olan uzaklık eşit değil yani. Şuradan mesela diyelim ki hesapla ölçümler. Şöyle şuradan şurası. Merkez uzaklığı neymiş? Şu 7,07'ymiş. Şimdi şurası ve şurasının uzaklığı da 10,93'müş. 10,93 ise eğer. Escape diyorum, benim komuttan çıkmıyor. 10,90 kaçtı ya, unuttum. 10,93. Şuradan şu kenar 7,07. 10,93. 10,93 eksi 7,07 eşittir 3,86 bölü 2 enter 1,93. Kapat. Şunun çizimine gel. 1,93. Hop. Şuradan şurası 7 küsür artı 1,93 enter ve onayla. Dediğim zaman bu sefer her iki tarafa eşit olmuş oldu. Ve diğerleri de anında bu vermiş olduğum ölçülere saygı duyuyor. Böylelikle SolidWorks'teki doğrusal çoğaltmanın da parametrik çalıştığını görmüş olduk. Kaydediyorum ben bunu. 53 numaralı parça bu. Hazır buraya kadar gelmişken bari bu gövdenin tabanını da iki yönlü bunu da çoğaltalım. Yine doğrusal çoğaltma. Dedim ki birinci yönüm burası. Bundan işte 5 tane şunu unsurları kapatıp gövdeleri açıyorum tabii. Gövde de bu. Aralıkları biraz açayım iç içe girmesin. Tamam, 95 milimetre. 5 tane bundan çoğalttım. Yön 2'ye geliyorum. Yön 2 de aha bu yönde. Bundan da yine 95 şey burası daha uzundu bakayım. Tamam. Bundan da 7 tane. Ve onayladığım zaman böyle bir görünüm ortaya çıkacaktır. Ama dikkat etmeniz gereken siz bu komutu uygularken eğer bilgisayarınızın RAM'i
Sorkulosun önerdiği minimum değerlerde değilse program restart yer bilginiz olsun. Yani program kapanabilir. Çünkü bilgisayarı yoran bir özelliktir bu. Evet. Bunu da kaydediyorum hadi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.